Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Yaz aylarında daha çok besin zehirlenmelerini görüyoruz. İşte acillerde, özellikle çocuklarda çok yoğun, yetişkinlerde çok yoğun ishallerle birlikte görüyoruz. Onun için bu konuda ne tür önlemler almalı aileler veya yetişkinler? Hem çocukları konuşalım hem de yetişkinleri. Şimdi öncelikle ne tarz önlemler almaktan bahsetmeden önce besin zehirlenmelerinin neden yaz aylarında daha sık olduğunu, daha sık karşılaştığımızı bilirsek önlemimizi de daha bilinçli alacağımızı düşünüyorum. O yüzden bunun açıklamasını yapayım. Hava sıcaklıkları arttığı için tabii ki mikroorganizmalarda sıcaklıkla birlikte daha çabuk, daha rahat bir şekilde üreyebiliyorlar. Çünkü onların üreme sıcaklıkları kış soğukluğuna uygun değil. Yazın daha sık ve daha rahat üreyebiliyorlar. Bozuluyorlar yani. Kesinlikle öyle. Yani sürekli birbirlerini üretme şeklindeler. Yani yarım saat içerisinde milyonlarca yüzeye ulaşabiliyorlar. Hele ki bizim tüketeceğimiz besin proteinden zengin bir besinse. Yani bu krema olabilir, süt ve süt ürünleri olabilir, deniz ürünleri olabilir, tavuk olabilir veya pirinç olabilir. Bu tarz ürünlerde biz daha sık rastlıyoruz gıda zehirlenmelerine. Yani bu tarz besinleri tüketen bireylerle daha sık rastlıyoruz. Bunların sebebi de aslında yeterli derecede yeterli sürede soğutmaya maruz bırakmamak. Yani biz bir ürünü soğutmak istiyoruz, dolaba koyuyoruz. 1,5 saatten daha az kısa sürede biz o ürünü alırsak aslında yeterince soğutma işlemini tabii tutmamış oluyoruz ve mikroorganizmaları yeterince öldürmemiş oluyoruz. Ya da biz bir besini tükettik ve dolabımıza tekrar kaldırdık. Onu 24 saat geçtikten sonra hala tüketmeye devam ediyorsak ve tabii ki hava da sıcaksa bu da yine aynı şekilde bir risk oluşturacaktır bizim için. Tüm bunlar besin zehirlenmelerinin aslında nedenleri. Ya da bir et yemeği pişirdiğimizde örneğin et yemeğini yedikten sonra bunu dolaba kaldırmayıp saatlerce dışarıda oda sıcaklığında bekletirsek yine mikroorganizmalar için bulunmaz bir fırsat. Onlar üremeye hızlı bir şekilde başlayacaklardır. Çocuklar tabii ki çok daha sık etkileniyorlar bu durumdan. Belirtileri nedir? Anne nasıl anlayabilir böyle bir besin zehirlenmesi olduğunu? Çünkü çocuk bazen hani kendisi de bir şeyler yiyor, odasına koyuyor, yatağın altına saklıyor. Böyle anneden görmeden kaçırıyor. Nasıl anlayabilir? Yani belirtiler aslında tek tek baş gösterdiğinde çok anlaşılamayabiliyor ama 2-3 belirti birlikte baş gösterdiğinde kesinlikle özellikle yaz aylarındaysak şüphelenmemiz lazım ve en yakın bir hekime başvurmamız gerekiyor. İshal, kusma, işte baş dönmesi, halsizlik. Bu tarz belirtiler baş gösterdiğinde en yakın hekime gidilmesi gerekiyor. Ama ondan önce en azından birkaç bardak su içilmesi ve bir miktar yoğurt yenilmesi bu çok önemli. Hiçbir şey İnsan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.